Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan kabotaj kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süregelen kanun ile sadece bağımsızlığımızı ve denizlerdeki hükümranlık haklarımızı perçinlenmiş, aynı zamanda deniciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Pazar Liman Başkanlığı'nca düzenlenen Kabotaj Bayramı'nı 94. yıl dönümümüz münasebetiyle hazırlanan kutlama programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelengin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşı. Çelengin sunulması. Güzel çıktı bayrakta dolgunan bu video. Video olarak bunu da çektik. Böyle küçük kağıt var mı bu adamın içinde? Yani yazayım onu. Tören kaçta bitiyor be? Ya bitti daha. Şimdi abi istiklal marşını bekleyelim. Ha, tören bitti mi? Abi bir şey yok ki 5 dakika daha. Bitti daha. Bitti daha. Şu isimleri yazabiliyor muyuz şeyin haricinde? Belki kişiyi tanıyor musun? Tabii ki. Ha, oraya yazsın. Başkanı yazdık. Görevlilerini de mi yazayım? Ha, ismini falan da. Başkanı haricinde. Başkanı yazdık ya. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet etmek istiyorum. Buyurunuz.